Selam millet, yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayız. Bugün bir arkadaşımla video çekiyorum. İsmin ne kanka? İsmim Yasin. Yasin Çakı. biliyorsunuz kanalda akıllı saat, bluetooth kulaklık vesaire gibi şeyler inceliyorum. Ama bugün Yasin'le birlikte onun hali hazırda kullandığı bir ürünü inceleyeceğiz. Ürünümüz bir blender değil mi? Blender diye geçiyor. Evet. Genel olarak bir sporcu ürünü mü yoksa direkt ev tipi bir ürün mü? Ev tipinin yanında sporcu ürün olarak da adlandırabiliriz. Tamamen bir fiyat performans ürünü de diyebiliriz. Hemen ürünü getiriyorum. Ürünümüz ikinci kamerada da gördüğünüz gibi böyle bir şey. Ürünü daha çok sen kullandığın için neresinde ne var yani malzemesi vesaire ne sen anlat istiyorsan. Ürünümüzün haznesi 600 Kanal D'de çıkar ya 2 saat aynı reklam olur o gibi. Tamam, öncelikle ürünü göstermeden sen ne amaçla kullanıyorsun onu söyle. Ben daha çok ödem amaçlı. Su atacağım amaçlı. İlaçta çok fazla kullandığım için bu ara burnumdan ameliyat oldum. Antibiyotiği bir nevi yan etkisi olarak tabii ödem tutuyor, su tutuyor. Onun için maydanoz suyu içiyorum genelde. Dereotu, salatalık eşliğinde. Ama maydanoz yavaş bir şey olduğu için bu çok kolay bir şekilde onu öğütebiliyordur. Birazdan zaten ona da geleceğiz. Sert ürünleri daha önce Yasin hiç öğütmeyi falan denememiş. Onu da bugün hep birlikte burada deneyeceğiz. İnşallah patlamaz. En sert elmaydı. Elma mıydı en son? Evet. Aynen, elmayı da deneyeceğiz. Bu kullandığım ürün UV marka olup 600-650 mililitre hazneye sahip. Ürün de zaten sürahisi de plastik değil ayrıyetten. Koku yapmaz. Cam hazne. Gayet de hissiyatı ağır. Var. Ağır bir malzemeden yapılmış belli. Sağlam. Düşürseniz bile kırılmayabilir yani. Aynen. Bunu biliyor mu bilmiyorum ama tek bu hazneyle mi kullanılıyor bu model yoksa internet üzerinden bunun başka haznelerini büyüklerini alıp takıp kullanabiliyorlar mı acaba? Yok. Bunun yanında zaten kendi içerisinde iki tane daha ayrıyetten hazne geliyor. Biri daha çok fındık, badem, ceviz niteliğinde olan küçük sert yiyecekler kadar gidiyor. Yani. Küçük sert yiyecekler için küçük sert yiyecekleri öğütmek hatta için. Onları da göstereyim. Yani bunda daha çok fındık, ceviz, badem, işte fıstık gibi yiyecekler. Tabi bir yere kaçamadığı için bu küçük. Evet, bir de bardak gibi öğütmesi daha iyi oluyor. Direkt eziyorsun shaker'ın içine falan. Tamam, boşaltıyorsun artık. Mesela bu ne? Bu ne için kullanılıyor? Ya bu da daha çok sporculara yönelik. Daha rahat, daha pratik. Bu direkt plastik. Açamıyoruz, Volkan Demirel gibi oldu. Service don't open. Zaten bu da 700-750 mililitre hazneye sahip. Buna aynı maydanoz suyu koyabiliyorum. Smoothie yapabilip aynı spora giderken veya spor sonrasında içebiliyorum. Direkt zaten şöyle de bir kapağı var. İşimiz bittikten sonra da direkt bunu takıp kullanabiliyorsunuz. Evet. Kaç wattla çalışıyor? 600-650 mililitre 300 watt. 300 watt küçük gibi gözükse de 600-650 wattlarla yarışabilecek nitelikte. Zaten çok da ses çıkarmıyor. Dur açma bekle. Ben de az ses çıkardığı için yani yorumlarda da öyle gördüğüm için daha çok tercih ettim. Sessiz olması benim için birinci tercih oldu diyebilirim. Yani bir şey yaparken ev halkını rahatsız etmemek için. Evet, ses çıkmasın diye bir önceki aldığımda Simbo'da havada tutuyordum böyle. Ha, yani ürün gördüğünüz şekilde böyle bir şey. Bunun farklı renk seçenekleri de var Trendyol'da baktığım kadarıyla. Ürün UE'nin retro kategorisinde geçiyor. Zaten üzerindeki renk tonları işte bu tonlar vesaire hep eski dönemlere ait. Rengi de çok şeker ya. Evet. Vintage biraz öyle. Ne rose gold falan oluyor değil mi? Öyle bir şey. Eski nostalji çeşmeler gibi. Aynen. Başlığı var. Benim evde hala böyle bir çeşme var abi. 3 seçeneği var. Biri terse doğru. 2 de ileri kademe. 2 ileri, evet. Bir geri. 2 ileri bir geri. Ve herhangi bir ihtimale karşı burada bir koruma yapmışlar yani su içine ulaşmıyor. Aynen. Silikonlu falan. Aynen. Silikonlu biraz da plastik. Şöyle bıçaklarını falan da size göstermiş olayım. İlk önce hani dedik ya çok fazla ses çıkartmıyor falan. Bir boş şekilde bir 2-3 saniye bir sesini dinleyelim. Kapalı değil mi? Takıyorum. Evet. Dur açma bekle. Anız. Oğlum yalan çıkacağız. Çok fazla çıkıyor gibi oluyor. Şimdi boş haldeki bir sesini dinletelim size. Evet, titreşim olmayınca çok da fazla ses çıkartmıyor. Evet. Bir de odada çok fazla eşya olmadığı için biraz eko yapıyor, yankı yapıyor. Evet, o da var. Onu da hesaba katmamız lazım. Yalancı durumu düşürmeyin sonra bizi. Tamam, şimdi aldığımız bizim bir iki tane ürün var. Elma, muz ve... Bu bir. Bu da iki. Çok da bir ses farkı yok. Bu da geri. Aynen. Yani iki de ufak bir kulaklık hissediyorum da. Yani bir yerdeyken de o kadar. Ama bir önceki kullandığım Simbo'ya göre daha sakin. O Simbo şey miydi? Küçük, daha küçük falan bir şey miydi? Simbo biraz daha haznesi büyüktü ama daha çok ses çıkıyordu.
daha çok sarsılıyordu. Bir de su kaçabiliyordu içerisinden. Zaten su kaçtığı için bozuldu. Kardeşim sağ olsun su kaçırdı. Bozuldu, yandı yani bir güzel. Elma da sağ olsun Ramazancım almış. Evet. Arjantin elması en sevdiğim. Harbi ben de öyle var ya. Annem sana bunu anlatmıştım daha önce. Kepekli elma oluyor ya, yumuşak böyle. Evet. Abi, kırmızı yani, elma, sarı elma. Tadı tatlı şeyleri ben harbiden sevmiyorum. İlla ekşi olacak. Erikte de aynı şekilde. Eriğin evet. De tatlısını sevmiyorum ben mesela. Arjantin elması yemeden ayılamıyorum. Bıçakta. Bıçak istersen evet. Bıçak arkadaşlar, görüntüsü de bak sanki bıçak filmlerden çıkmış gibi. Böyle bir şey. Bugün A101'den aldım. Kaç paradır iki tanesi? İki tanesi mi? Bir, bunun çok bıçak fiyatlarını da bilmiyorum ki. İşte günümüz şey standartlarına göre yorumla. İki tane bıçak aldın marketten. 100-120 lira bir şeydir ya iki tanesi herhalde. Oo, bu biraz market bıçak gibi duruyor. Çok kötümsersin, biraz aşağı in. Nasıl yani, fiyat olarak aynen mı? 100 lira. Biraz aynı. 70 iki tanesi. Aynen. Çok az daha ince. Kesmiyor ki zaten. Lan ters mi düz mü olur? Ters mi düz mü hiç anlayamadım ya. Bir de bu tarafıyla keselim. Aynı. O kadar yani. 70 lira verdim ikisine, demek ki bu kadarmış. Ben kötüyüm herhalde yani. Ya niye aldım biliyor musun? Bazen tavuk göğsü falan alıyorum. Bende tırtıklı meyve bıçağı var. Tavuk göğsü kesmiyor zaman bu. Kesiyor da çok zorlanıyor. Bileklerim ağrıyor sonra böyle. Dedim düzde alayım bir tane. Bu bilenir ha bence. Yani bilenmeli. Bence bilenmeden koymuşlar bunu. Bence de var ya. Çünkü o fiyattan anlaşılıyor ki siz bileceksiniz. Bileme şey artı 20 de evet. 30 da ona veriyorsun. Bayağı oldu şu an. Şunu sallayalım biraz da. Tutamadım. Oldu. Aynen. Bir de su tazdı. İçerken sen de günlük deneyimlerini anlat bari işte. Günde kaç kere kullanıyorsun bunu? Günde bir ya da iki kez kullanıyorum. Yaptığın şeyi spora mı götürüyorsun yoksa spordan gelince yiyeceğin şeyi falan içeceğin şey falan mı? Kahvaltıdan yarım saat 40 dakika önce maydanoz suyu içiyorum. Dereotuyla birlikte. Maydanoz normal suyu ödem attırıyor mu direkt? Evet. Maydanoz suyu, ödem, limon onu ve su. İyi yani, bayağı iyi. Gördüm çünkü. Hani böyle öğünlerde yemeği fazla kaçırırsın ya da pilav türü yiyecekler çok yersin. Onlar genelde hep ödem tutar. Kilo vermeye başlayan insanlar ilk şey der ya, ödem atıyorum falan. Evet. Ödem, su. Herkes yağ olarak görse de aslında çoğu insanın vücudunda yağ ve yağdan fazla su ve ödem var. Dengeler hani böyle olayı falan nasıl oluyor? Yani su dengesi standart mi? Bir insan ne kilolu ne zayıf. Ondaki yağ ve ödem oranı falan filan. Sayısal olarak değil de yani. Yani genelde 2-3 kilo yani normalde spor yapan insanlarda bile oluyor. 2-3 kilo kesin oluyor. Sonrasında da artık 4-5 olduğu zaman vücudun belirli yerlerinde depolanabiliyor. Ha. O da vücut hatlarının daha kapalı olmasının neden oluyor. Mesela ödemden göbek çevresi. Evet, yani göbek çevresi, bel çevresinde ele gelen o yumuşak doku aslında yağdan daha fazla su ve ödem. Ödem atmak daha mı kolay mesela? Şey, evet. Yağ yakmaya. Aynen. Onu beslenmeyle bile halledebiliyorsun. Ödem atmayı, su atmayı, ama yağ ayrıca bir enerji kaybı istiyor. Antrenman istiyor. Ve sonrasında da beslenme gibi bir şey. Evet. Tabii ki beslenme. Sade yapalım bakalım ya. Ne yapabilecek bakalım. Sen de ilk defa göreceksin. Ben de ilk defa göreceğim. Biraz fazla attım. Zorlayacağız. Ben de çok fazla kullanmayacağım için zaten. Zorlasak da olur. Boğaz neydi değil mi? Evet. Un ek tozu oldun ha. Un gibi yaptı. 15 saniyede içinden geçti. 10-15 saniyede. Bak direkt sallasana şöyle. Harbi toz direkt. Çok iyi. Bir de onun bayağı küçücük iyi olması da bayağı evet, yani küçük olduğu için. Yani Yasin genel olarak bu UE Blender'dan memnunmuş. Ben de görünüşünü falan sevdim açıkçası. Evimde böyle bir şeye ihtiyacı olsa alırdım. Yani siz de Yasin'in kullanıcı deneyimlerine göz önünde bulundurarak böyle bir gereksinimiz varsa direkt alabilirsiniz. Tavsiye eder misin? Ederim. Tam fiyat performans ürünü. Zaten güncel fiyatına da baktık. 646 lira bir şey zaten. Evet. Yani bir blender için o fiyat uygun mu sen biliyorsun? Uygun. Niye? Ya buna yakın fiyatlarda olanlar yok hiç. Varsa bile sadece şey değildir. Yanında bu kadar belki hazne vermiyor. Evet. Bir tane veriyor. Bir tane veriyor. O da zaten sürahisi bile cam olması o fiyatı karşılıyor. Aynen öyle. 650 lira olması da yetiyor. Aynen, malzeme kalitesi de ön planda abi. Şey değil. Direkt hepsini plastik döndürebilirdi böyle. Cam olması kokunun da önüne geçiyor yani. Evet. Ve koku yapmıyor. Uzun kullanım ömrü zaten. UE'nin retro blender'ı bu şekildeydi. Siz bu blender hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın.
Bir sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.